Aslan Yusuf ve babası Ali Tekin kendi hanedanlarına isyan etmeden önce Alparslan'ın babası ve amcalarıyla defalarca savaştı. Son savaşlarında Arslan Yusuf, İbrahim Yinal'ın babası Yusuf'u öldürdü. Yılmaz'ım gülmek dedim. Şimdi babanın kanını bedelini ödeyeceksin Arslan Yusuf! Şimdi Selçuklulara kaptırdığı Belhi'yi ele geçirmek istiyorsa eğer, Alparslan'ı yenmek zorunda. Bugün güneşin üzerine doğdu son günü. Cehenneme de gitsen seni bulacağım Aslan Yusuf. Onun karı bana helal bir Alparslan. Canın şerefinden kıymetliymiş. Sana da bu yaraşırdı. Alparslan! Onun canı bana helaldir derim. Yunal Bey, aman dilerim de değil. Onun vadesi oldu. Çekilin. Yunal Bey, hükmü biz değil. Sultan verecek. Sakın kurtuldum sana. Aldığın nefesi kalsay. Öfkene mukayyet ol. Hüküm gelsin, elbet alırız kellesini. Yunal Bey, sen kal. Gelince hüküm dinlemeyen Alparslan şimdi hükümsüz iş yapmaz oldu. Abi yine kaynayıp durursun. Hele bir sakin ol. Elbaskan, babanın kanının hesabını soracağına beni teslim etmeye çalışırsın. Bu ahvalden hiç mi ar etmezsin? Abi bak. Beyim, Çağrı Bey, Selcan Ana ve Gevher Hatun geldiler. Zafer muştusunu alınca hemen yola düşmüşler. Senin babansa benim de babandır. Sultan Tuğrul'un da amcasıdır. Elbet hüküm yerince verilir. Bunlar ne yaparsa sence yerincedir. Öyle mi Erbatkan? Gevher kızın aşkı senin gözlerini kör etmiş. Ağabey! Yalansa yalan de. Bir an gölgelerinden çıkarsam Gevher'i bana vermezler diye kapılarında kulluk edersin. Kardeşim, Yinaloğlu Melik Erbaskan bir hatun uğruna peşlerinde aplık eder. Babasının intikamını almak için emir bekler. Veil! Ben asla kaybetmem Alparslan Bey. Asla. Seni geberteceğim. Sultanın hükmünü mü çiğnersin Yinal Bey? Seni çiğneyeceğim. Alparslan'ın arkasına sığınıp hayatta kalacağım sanırsın. Seni gömüleceğim. Yunal Barış, ne yaparsın sen? Çekil önünden Alparslan. Bir daha bırakmam onu. Her ne hal olursa olsun onu sana komand edin. İşitmedin mi? Çekil! Ya sen Yunal Bey! Sen sultan hükmünü işitmez misin?
Sen bu çatal delinin kızıyla nasıl evlenirsin? Ettiklerini bilmez misin? Bilirim. Ama sultanımızın bildiği bizim bildiğimizin üstündedir. Onu da bilirim. Hüküm onun. Bunun kellesini alır. Buradan Bağdat'a yalın ayak koşup sultanın huzuruna çıkıp neyi niye yaptığımı tek tek anlatırım. Dikilip durma, kaçma. Cinal Bey, sulh için denir. Devlet için denir. Ardımızda hasım bırakmadan Anadolu'ya yönelmek için denir. Niçin anlamazsın? Sulh ses, sulh. Bana devlet için lazım geleni öğretmeyin. Aynı neticeyi verecek başka bir yol bulunur. Ben babamın kanı üstüne sulh kurdurtmam. Hele bir sakin olun. Sesiniz yeri göğü inletir. Resen Erbaskan. Babamızın canını alan soysuz dünür olacak. Sen de kurulan toyda bunlarla kılıç kalkan vuracaksın. Öyle mi? Vuran vursun ağabey. Babamızın kanı üstüne kurulan toyda olmak bana da ağırdır. Erbaskan. Yinaloğullarına laf anlatmanın yolu yok belli. Ama sultanın hükmü de belli. Bu hüküm bizim derdimize derman olmaz Alparslan Bey. Mikailoğlu mahkeme kurup hüküm dağıtacak. Ama Yinalılardan can kan isteyeceksiniz, öyle mi? Siz dediğiniz kimdir İbrahim? Siz! Siz Selçuk Nesliyseniz benim babam Selçuk oğlu. Senin babam dediğin bizim amcamız değil mi? Siz kimden neyin hesabını sorarsınız? O gün orada yitip giden yalnız amcam mıydı? Nice canımızı şehit vermedik mi? Ben kardeşim Tuğrul ile o altıginin ansızın üzerimize çöksün diye gönderdiği Alkara'ya bedelini ödetmedik mi? Kuyruğunu kestiniz ama başı hala ortada. Babamı kendi elleriyle öldüren Aslan Yusuf niye hala yaşar ağabey? Bunca yıl gönlümü kaç kere Aslan Yusuf'un üzerine çevirdim, mani oldunuz. Dur dediniz, durdum. Vakti sırası var, bekle dediniz, bekledim. Siz ne ettiniz? Öz amcanı kendi elleriyle öldüren Aslan Yusuf'un kellesini almamıza mani olduğun yetmez gibi bir de kızını kendine gelin edersin. Öyle mi Çağrı Bey? İbrahim, sen sultan buyruğu nedir bilmez misin? Sultanın buyruğunu çiğneyip gazneye giren Çağrı Bey mi söyler bana bunu? İhtiyarlıktan olacak. Bize dediğini işitmez olmuşsun Çağrı Bey. Nihayet yıllardır hasretini çektiğim şeye kavuştum kardeşim. Babamızın kanı bizi tekrar birleştirdi. Bu meselede beni yalnız bırakmayıp yanımda saf tuttuğun için var ol Erbaskan'ım. Biz çok çayda düştük. Hatta dövüştük. Ama o mesele başka. Onlar bizim dediğimize gelene dek benim yerim senin yanındır ağabey. Eyvallah. Gelecekler. Elbet gelecekler. Hakaret sen. Ben yaptırdım. Bırakın onu. Şunu zindana atın. Hepiniz çıkın.
Sen aklını mı kaçırdın Yinal Bey? Aklım ziyadesiyle yerinde. Neyi, niye yaptığımı gayet iyi bilirim. Sen nasıl edersin bu işi? Nikahlanacağım hatunu kaçırmak da ne demek? Bu ne densizlik? Densizlik eden ben miyim? Yoksa siz mi? Bu nikah olmayacak. Ettiğin yetmezmiş gibi. Bir de dilinin öfkemi harlama. Amcamsın. Bana türeyi çiğnetme. Sen evlenmeye meğer ne meraklıymışsın yeğenim. Akça Hatun'un yasını tez unutup benim babamın katilinin kızını imdiden nikahını beylemişsin. Yıkıl karşımdan. Bana mı sıkarsın oyun mu? Yıkıl karşımdan! Kimse yaklaşmasın. Durun dedim! Kılıcınız kınınıza sığmaz ise varın küffarın üstüne! Küffarı kendi elimle pusatlandırmam diye kılıç satmayan oğluna yaparsan suyunu kendi eliyle verdiği kılıcı asla Yusuf'a değil, amcasına çeker. Abi, haydi. Yanal Bey, biz beyime geldiğini söyleriz. Şimdi içeri alamayız. Beylere hürmet bilmez ki, aptal mısın? Yıkıl karşımdan! Yanal Bey. Yettik ayrım! Aparsan! İşitmez misin sesimi? Cümle bas bırakan işitti sesini Yinal Bey. Ne istersin? Bir eşkıya gibi yolumu kesip gasp ettiğin çeliklerimi isterim. Mesele büyümesin diye pusatlarımızı çekmediysek malımızı da sana vakfetmedik. Kimsenin senin malında gözü yok. Sen ettiğin kabahati bilir, bundan sebep hır çıkarırsın bilirim. El kadar toprağa emir oldum diye böbürlenip büyüğünü küçüğünü tanımaz olmuşsun. Ama şunu bilesin ki ben salahiyetime el uzattırmam Alparslan. Salahiyet dediğin küffarın eline pusat olup nice Türk erinin kanına bulaşacak olan çeliklerin ise ben ona el uzatırım. Alparslan benimle evlenmemesi gerektiğini anlamıştır şimdi. Alparslan'ı evlilikten böyle mi vazgeçireceksin? İkimizi de canından ederek mi? Onunla evlenmektense ölürüm daha iyi. Açın kapıyı derim, işitmediniz mi? Açın kapıyı. Yoksa açılacak kapı bırakmam burada. Yüzbaşının kesin emri var. İçeri tacirlerden başka kimse giremez. Hatunum içeri girerken görünmüş. Yolda muhafızlarını saldırmış. Yüzbaşı Alexander'a haber verin. Derhal! Sizinle yarım kalan alışverişimizi Öke Hatun sayesinde tamamladık Yinal Bey. Saye varsa Yinal Bey'indir. Benim varlığım onunkinde erimiştir. Bunu böyle belleyin. Beni ondan ayrı bir kişi diye bilmeyin. İşi tamam eden ben değil, Yinal Bey'dir.
Öke Hatun, göreceğin işi niçin önceden bana haber vermezsin de en son ben duyarım? Her ne iş görsem senin için değil midir Cinal Bey? Her işimin evveli de ahiri de sen değil misin? Ya sen Yunal Bey? Eli kayınatamın kanına bulanmış olan Aslan Yusuf'un kızını alıp kendilerine dünür edeceklerini ne vakit söyleyecektin bana? Kayınatamdan akan kanı görmezden gelip üstüne toy kurmaya kalktılar. Şimdi akan kan Alparslan'ınki olunca ne yapacaklar? Bakıp görelim. Şayet anlaşmayı bozan hatun değil de Alparslan olur ise Arslan Yusuf'u canını almadan salmak zorunda kalırlar. İşte o vakit onu elimden kimse alamaz. Erbaskan da bunu sorardı herhalde Alparslan'a. Az evvel avluda baş başa konuşurlarken gördüm. Erbaskan bu meselede ilk defa kimin kardeşi olduğunu hatırladı. Benimle bir olup dikildi karşılarına. Kervanının hangi yoldan gideceğini Alplarınla birlikte Erbaskan da bilirdi değil mi? Bilirdi. Madem öyle, Erbaskan'dan niçin sual etmezsin bu işi? Dediğimi işitmez misin Öke Hatun? Erbaskan benimle aynı saftadır derim. O yapmıştır demedim Yinal Bey'im. Niçin sual etmezsin dedim. Hem Erbaskan ile babanız bir olsa da analarınız ayrıdır. Üveyden el olur kardeş olmaz bilmez misin? Ana bir ağabeylerin Tuğrul Bey ile Çağrı Bey seni el mi görür, kardeş mi? Sen söyle. Erbaskan daha düne kadar bunların ağzının içine bakmaz mıydı? Erbaskan'ın derdi başka. Gevher Hatun'un sevdalı. Onlara yakınlığı bundan sebeptir. Ama mevzu bahis babamızın kanı olunca Yusuf Yinal oğlu olduğunu gösterdi. Toy kurarsanız ben de abim gibi gelmem. Uğurum tebriğim yoktur dedi. Şu halde böyle bir hainlik için Erbaskan'dan şüphe duymama lüzum yok. Olmayacak işleri de sineye çekip böyle izlersin abi. Sen ne dersin İbrahim? Neyimiz sineye çektiğimiz? Atası amcan Yusuf Yinal'ın canına kıydı. İmdi kendisi oğlun Alparslan'ın canına kıstıdır. Bu evlilikten hayır gelir mi sanırsın abi? Bunca merhametten maraz doğmaz mı sanırsın? Çağrı Bey'im, Yinal Bey'im. Nereden gelir? Ne haber getirirsin? Bağdat'tan gelirim beyim. Evvela Merve vardım, Vaspurakan'da olduğunuzu söylediler. Sultan Tuğrul Hazretleri'nin fermanıdır. Yeni vazifen hayırlı olsun.
Sultanımız seni Azerbaycan Genel Valisi tayin etmiş. Bu ne manaya gelir bilirsin değil mi abi? Sultan ağabeyimin esas niyeti yokluğunda beni reyden uzak tutmaktır. Hala itimat etmez bana. Sultanımız, Ali Selçuk'un garp vilayetlerinden en mühimini sana layık görmüş kardeşim. Aklına bir şey gelmesin. Asıl düşmanınız Aslan Yusuf Hısım, beni hasım belladeniz. Baş bırakan seferinde serdarlıktan feragat edip yerimi Alparslan'a önermekle hata etmişim. Belli ki size kardeşlik eden değil, düşmanlık eden yanaşır. İbrahim, pişman olacağın sözler etmeyesin kardeşim. Mühim bir vazife aldın, görmez misin? Görürüm Sör Bey, görürüm. Bu vazifede tek bir iyilik görürüm. Bundan gayrı bu vazifeyle Gence, Karabağ, Şuşa gibi bas bırakan da gayrı benim hükmüm altındadır. Alparslan bana biat etmek, benden icazetsiz iş görmemek zorundadır. Alparslan beni hiçe sayar. Ne büyüğümdür, amcamdır der. Ne demek kimi hürmet eder? Yunal Bey, hele sen hak ettiğin mevkiye gel. O vakit kim kimi neye sayar göreceğiz. Yunal Bey, senin yerin Selçuklu tahtıdır. Elinden bir bir alınanların, yenilen haklarının hesabını sormanın vakti geldi. Senden çalınan her şeyi geri alacağız. Yunal Bey, rey'deki taht çok yakında senin olacak.